Çünkü traktörün damasını Türk Hava Kurumu 1929'dan beri Uluslararası Havacılık Federasyonu'nun Türkiye'deki tek otoritesi. Ona NAK diyorlar, yani milli otorite. Dolayısıyla bu yarışmaların tamamı FAI'nin yıllık faaliyetleri ve yarışmaları kapsamında Türk Hava Kurumu'nun Türkiye bacağında yapılan yarışmalar. Yani biz bu yarışmaların tamamını aynı zamanda Uluslararası Havacılık Federasyonu'na bildiriyoruz ve onları da takip ediyor. Dolayısıyla bunun sonunda havacılık sporları, hava sporları ile ilgili önemli bir branşın milli takımı oluşacak. Tabii dünya hava oyunları önemli bir aktivite havacılık sporları açısından. Bunun birincisini biz 1997 yılında gerçekleştirdik. Yani ilk dünya hava oyunlarını yapan kurum Türk Hava Kurumu. Ve çok büyük ses getirdi. O günden bugüne kadar çok gelişti. Çok değişik branşlar oluştu. Bazı branşlar iptal oldu. Bazı yeni branşlar ilave oldu. Dolayısıyla tekrar biz buna aday olduk. Bizimle beraber başka aday ülkeler de var. Federasyonun başkanı, genel başkanı geçtiğimiz ay içinde geldi. Bizim altyapımızı kontrol ettiler. Hava oyunlarının planlanmasının en önemli kişileri geldi. Onlar İnönü'yü daha önce gezdiler, Ankara'daki tesislerimizi gezdiler, üniversitemizi gezdiler, Selçuk'taki ve Antalya'daki tesislerimizi gezdiler. Ondan sonra da bu hafta içinde, evvelsi gün tekrar Ankara'ya bir teknik heyet geldi. Biz 2020'ye adayız ama bakalım ne karar vereceğiz. Biz şansımız en yüksek. En ciddi adaylardan biriyiz. Çünkü bizim altyapımız dünyada 110 ülke var ama belki de en iyisi. Yani bu tesislerin filan kurulmasının tamamı bildiğiniz gibi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstikbal Göklerde'dir hedefiyle kurulan tesisler ve dünyada eşi benzeri olmayan bir kurum Türk Hava Kurumu. Biz FAI'nin üyesiyiz ama FAI'nin tamamını topladığın zaman Türk Hava Kurumu kadar etmez. Yarısı kadar eder belki. Dolayısıyla Türk Hava Kurumu'nu kuran vizyonun ve bugünlere getiren milletimizin nasıl bir desteği olduğunu, nasıl bir vizyon olduğunu halkımızın takdirine sunmak için söylüyorum bunları. Özellikle bu Turizm Bakanlığı için çok önemli. Yani 12 günlük bir süreçte düşünün 90 bin yatak satılacak. Biz bunu özellikle de turizm sezonunun bittiği işte 25 Eylül ile 15 Ekim arasında gibi planlıyoruz. Bu süreçte 90 bin yatağın satılacağı bir organizasyon Türkiye için ne mana ifade ediyor? Yine ilgililerin takdirlerine sunuyorum. Çünkü Türkiye'nin son günlerde içine düştüğü bir takım problemler, uluslararası problemler, güvenlik problemleri, bunları dile getirirken Türk Hava Kurumu'nun böyle bir organizasyonu almış olması aynı zamanda Türkiye hakkındaki bir takım tereddütlerin giderilmesinde önemli bir şey olacaktır, delil olacaktır. O nedenle de biraz ısrar ediyoruz. Yani bu güzel ülkemiz hakkında bir takım Batı ülkelerin veya başka ülkelerin spekülasyonlarının önlenmesinde de çok önemli bir şey olacaktır turizm açısından. Önümüzdeki günlerde Turizm Bakanı'yla da görüşeceğiz muhtemelen.
Spor Bakanı ile görüştük. O her türlü desteği vereceğini söyledi. Dolayısıyla siyasi desteği de tam arkamıza alırsak bu organizasyonu biz dünyada en iyi yapacak şekilde organize edebiliriz diye düşünüyorum. Kimi mi o? Yanları kapatın da ne yapıyor? Kameralara oynuyor. Kaç gidiyor şimdi? Yavaşça asılacaksın. Kanada